Mobilya denilince ilk akla gelen tabii ki Kasapoğlu Mobilya. Haftanın fırsatını sakın kaçırmayın. Bilgi için sizi de mağazamıza bir çayımızı içmeye bekliyoruz. Dün Korkuteli Sanayisi'nde esnafa işlerin nasıl olduğunu ve sanayi sorunlarını sorduk. Genel olarak esnaf çırak yetersizliğinden yakınırken verdiği cevapları hep birlikte izleyelim. Ben Halil Özcan, Korkuteli Sanayisi'nde esnafım, demir doğrama üzerine, fazilet demir doğrama. Peki işleriniz nasıl? Malum ülke olarak kış aylarında bir krizden çıktık. Evet. Yaz ayı da geldiğinde ilçemize de nüfus artıyor. Sizi etkiledi mi işlerinizi olumlu yönde? İşlerimiz daha açılmadı. Daha kriz devam ediyor. Yaz yoğun bir iş yok. Kış dönemi gibi aynı devam ediyor işlerimiz. Yazlıkçıların gelmesi falan hiç etkilemiyor mu? Fazla size bir etkisi olmuyor yazlıkçılar. Peki sanayinin sorunları nedir sizce? Sanayimizin sorunları buraya tel çevirdiler. Evet. Yollar daraldı. Dönüşler olmuyor. Zaten belli görmüşsünüzdür. Kamyonlar tutuyor telleri. Kırılıyor. Araba park edecek yer kalmıyor. Dar oldu, dar oldu yani. Çok dar oldu yollar. Kaldırımlar çok büyük. Onun için yollara park ediyorlar arabaları. Tek evet. Araba gelip geçiyor. İki araba gelip geçemiyor. Sanayinin sorunları bu kadar. Peki son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bunlar yapılırsa daha iyi olur ya. Yolların genişletilmesi. Yolların genişletilmesi, karşıya park yeri yapılması veya bunların kaldırılması. Zaten bunlar olmuyor böyle. Görmüşsünüzdür. Kamyon tır dönemiyor burada. Karşıya da bir araba koyuyorlar. Bazen kaza alıyor. İsmim Mehmet Bucaklıoğlu. Ne iş yapıyorsunuz? Yaklaşık olarak 30 yıldır burada sanayide demir ticaretiyle esnaflık yapıyorum. Demir ticaretiyle uğraşıyorum. Saç kesim, büküm, kıvırma işleri, ziraat aletleri alanında, imalat alanında pek çok alanda aktif olarak çalışıyoruz. Peki Mehmet Bey, bu kış aylarını Korkuteli esnafı, yani bütün ülkenin esnafı zor geçti, atlattı. Evet. Yaz aylarının gelmesiyle yazlıkçı evet. da geldi buraya, Korkuteli evet. nüfusu arttı. Bu sizin işlerinizi etkiledi mi? Şu anda nasıl işleriniz durum? Yazlıkçının bir etkilemesi oluyor ama bizim kışın krizde çok büyük kriz yaşandı. Bu kriz bizi çok etkiledi. Bizi değil, bütün piyasayı etkiledi. Şimdi kışın böyle ağır krizi biraz imar affından faydalananlar sayesinde birazcık hareketlilik oldu. Ama çok fazla bir şey olmadı. Yaz gelmesine rağmen öyle bir aşırı hareketlilik yok. Faizlerin yüksek olması en büyük etken. Biliyorsunuz daire sektöründe çok büyük durgunluk var. Bu bizi direkt etkiliyor. Ondan sonra tarımsal alanda, hayvansal üretim de alanda da hayvansal üreticilerin çok büyük şikayetleri olduğu için bizim de tarıma alanı dayalı satışlarımız da çok olduğu için onlar da bizi etkiliyor. Bu tip etkilemeler var yani. Peki Mehmet Bey, önümüzdeki günlerde elektriğe bir zam söz konusu. Evet. Yani genel olarak zaten zamlar sürekli geliyor ülkede. Sizde de bir zam olacak mı sizin işlerinizde de? Tabii elektriğe gelen, maliyetlere gelen artışlar direkt olarak yansıtılacak bunlar kaçınılmaz bir şekilde. Son yani bu mutlaka. Bu zamları siz nasıl alıyorsunuz? Yani kendi içinizde mi yoksa bir talep mi oluyor? Toplanıp hep birlikte mi alıyorsunuz sanayi esnaf olarak? Şimdi maliyetlere yansıyan her şey direkt olarak üreticiye yansıyor. Evet. Ama tabii yansımayan alanlar da oluyor. Ya o da bizim zararımız oluyor. Bu bizi bayağı derinden etkilediği yerlerde oluyor. Peki Mehmet Bey, son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı sanayinin sorunlarıyla ilgili? Sanayimizin en büyük sorunu işçi sorunu. Yani yetişmiş eleman artık yok. Eğitim sisteminden kaynaklanan bir düzensizlikten dolayı diyelim. Meslek liselerine fazla ağırlık verilmiyor ve meslek liselerinde yeterli eleman öğrenci gitmiyor. Sanatkar yetişmiyor. Bunun sıkıntıları ileride çok evet. fazla yaşanacak. Yani bu sadece bizim kaynakçılık sektöründe değil, demircilik sektöründe değil, marangozlukta, ne bileyim tamircilik sektöründe çok alanda usta yetişmiyor.
gençler artık daha çok sosyalleşebileceği işler gençler bakıyor. Daha rahat işler peşinde. Evet. Ama bunların da artık bir yerde tıkanacağı kesin. Nereye kadar gider bilmiyorum. Ama bunun acısını gider de bir şekilde çekeceğiz. Ve gerekli hiçbir önlem alınmıyor. Bizim sanayimizin bir sıkıntısı da dar. Evet. Yani esnafa artık yetmiyor. Bu büyük bir sorun. Sanayimiz dar, bir de başkanımız tel çekti, iyice mi daralttı. Ondan da müzdarip biz bu arada, belirtelim. Hani başkanımız belki iyi olsun diye çekti ama daha çok zararı oldu. Bir tır mesela dönemiyor sanayinin içinde. Sanayi esnafı olarak toplarda bir başkana bu mesajı ilettiğiniz oldu ya mu? Ya biz bunu başkana başında söyledik ama hani başkanımız hani kötü niyetle yapmadı mı? İyi evet. olsun diye yaptı. Hani belki iyi olur, daha iyi olur diye düşünerek yapmıştır. Ama bu iyi olmadı. bu daha çok daraldı sanayi. Daha da kötü oldu. Bizim sanayinin bir de artık bir organize sanayiye ihtiyacı var. Korktu mu? Tabii, bu bir gerçek. Şimdi büyüyen firmalar artık yavaş yavaş yuvadan uçacak. Daha artık üretime yönelmemiz gerekiyor. Daha büyük üretimlere yönelmemiz gerekiyor. Antalya büyük bir pazar. Evet. Bundan Bucak faydalanıyor, ne bileyim, Konya faydalanıyor. Bizim dibimizde biz niye faydalanmayalım? Daha büyük işler yapmamız lazım. Bu konuda da belediyenin bize öncelik yapması gerekiyor. Yani organize sanayi bölgemiz hala yok. Çok büyük bir açık. Yani bir bucağım var dibimizde. Çok güzel işler yapıyorlar. Ne bileyim, gerek iskele sektöründe, gerek mermer sektöründe, gerek otomotiv sektöründe dahi varlar. Yani üretimi yapıyorlar. Antalya bizim için büyük bir pazar. Bunun nimetlerinden faydalanmamız lazım. 10-4-1972 Korkuteli Antalya doğumlu Erol Yıldız. Ne işle meşgulsünüz? Daha önceden 19-20 sene mobilya sektöründe hizmet verdim. Bundan sonra son 3 yıl öncesi bir fikir değişikliği yaparaktan Korkuteli'de otogaz depesi gaz sektöründe sıkıntılar yaşanabildiği için Korkuteli'mize yeni bir iş yeri açıp halkımıza faydalı olabilmek için otogaz depesi üzerine bir iş yeri açtık. Şu anda da oğlumuzu Antalya'da 1,5 yıl staj gördükten sonra otogaz DPG sektöründe hizmet vermeye başladık. Baba oğul Korkuteli hizmet veriyoruz. Abicim malumunuz kış aylarında bir kriz dönemi vardı. Evet. Yaz ayları, yaz sezonun açılması, yazlıkçıların gelmesiyle işlerinizde bir iyileşme oldu mu? Herhangi bir değişiklik yok. Bir benim sektörde değil, bu sanayi camiası olaraktan camiamız bu şekilde bir sıkıntı çekiyor. İşlerin durumu kritik. Şu anda esnaf arkadaşlarımız, tahminime göre söyleyeyim ki şöyle, dükkan kirasını çıkarabiliyor mu, çıkaramıyor mu bilmiyorum. Benim kendi kanaatim, hiç kimse bir taş üstüne şu anda koyamıyor. Gününü kurtardığını karşılıyor. Evet. Peki bunun bir çözümü nedir sizce? Üretim. Üretim olmadığı sürece hiçbir zaman için meşhur bir atasözümüz vardır. Hazıra dağ dahaki dayanmaz. Üretime dayalı bir ekonomi olsa. Üretime dayalı bir ekonomi olması lazım. Çalışmak lazım. Çalışmadan oturduk yerde hiç kimseye ekmek vermez. Peki abicim, malumunuz bir elektriğe zam olayı var. Evet. Yani ülkemizde zaten her geçen gün bir şeylere zam geliyor. Sizin de yaptığınız işe bir zam gelecek mi? Böyle bir talebiniz var mı? Şu anda ekonomiye bağlı olan bir sistem bu. Dolar, euro fırladığı zaman biraz hareket görürse bizim sektörde de fiyat artışlarında muhakkak olacaktır. Ama dolara bağlı diyorsun. Dolara bağlı. Peki abi, son olarak sanayinin sorunları nedir sizce? Sanayinin sorunları şu anda çırak yetişmiyor. Halkımız, çocuklarımızı okutalım. Okuma niyetiyle. İlerlerde tabii ki okumak hepimizin görevi. Bilgili olmak güzel bir şey. Ama okuduktan sonra görebiliyoruz ki şu anda
birçok insanımız üniversite mezunu olduğu halde iş bulamıyor. Dava çobanlığı yapmaya gidiyor. Ben onu dahi geçenlerde gördüm. Mesela Serik'te bir tane iç mimar arkadaş keçi üretimine girdiğini ve memnun olduğunu. Yani her şey hayatta okumak değil. Okumanın yanında her insanın belli bir kapasitesi vardır. Kapasite dışına hiç kimse çıkamaz. Peki abi, bir de sanayinin darlığından şikayet ediyor esnaflar. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet, Korkutelimiz genişlediği sürece çıraklarımız yetişiyor. Daha önceki dönemdeki kafalarımız. Şu anda bir dükkanda 3 tane ustanın çalıştığı mevcuttur. İş yeri sıkışıklığı vardır. Peki abi, son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Memleketimiz için Allah sonumuzu hayır getirsin. Peki abicim, hayırlı işler dilerim, iyi günler. Teşekkürler. Bu kokteyl sanayi sitesinde biz Volkswagen servis olarak hizmet vermekteyiz. Antalya'da yıllarımızı vermiş olduğumuz deneyimimizle buraya kokteyliye hizmet vermek için geldik. Sizler de bu dükkanımıza bekleriz ve gelirseniz gurur duyarız. Çok teşekkür ederiz. 10 sene Volkswagen servisinin 10 sene deneyimiyle buraya gelip dükkan açıp sizlere güzel bir hizmet vermek için bulunmaktayız. Yılların vermiş olduğu birikimle siz burada değerli müşterilerimize hizmet veriyoruz. Gelirseniz bizleri mutlu eder, sevinirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Peki abicim, malum kış aylarında ülke olarak bir kriz, ekonomik kriz vardı. Evet. Yaz ayları geldi. Bizim ilçemizde de yazın nüfusu oldukça artıyor. Evet. Bunun katkısını gördünüz mü? İşlerinizde bir iyileşme oldu mu? Tabii. Şimdi önceki seneler bakarken ben buraya dükkan açalı 2 sene oldu. Önceki senelerde bir hızlılık vardı. Tabii bu senenin ekonomik krize vermiş olduğu zarardan dolayı biraz işlerde durgunluk var. Yok değil. Ama inşallah bu kırgınlığın tez zamanda düzelmesini istiyoruz. Ve temennimiz bu yönde. Peki abicim, bir de malumuz elektriğe %15, %14.98 zam gelecek. Evet. Zaten ülkemizde genel olarak her şeye zam geliyor gün aşırı. Evet. Sizde de bir ücretlerde artış olacak mı? Ya şimdi şöyle, bizlerde elektriğe de zam gelse, suya da zam gelse ya da örnek veriyorum parçaya da zam gelse bizim işçiliklerimiz değişmiyor. Standart kalıyor. Yani bu dükkan illaki algısı var, vergisi var, kirası var vesairesi var. Ama bizim işçiliklerimize maalesef Türkiye'de zam gelmiyor. Başka ülkelerde daha iyi çalışma sistemleri farklı. Orada mesela örnek vereyim, adam saatlik yani 100 dolar üzerinde çalışıyor. Biz burada açmada çalışsak yine 100 dolar, değişen bir şey olmuyor. Ama şükür Allah bereket versin diyoruz, evimize gidiyoruz, yatıyoruz. Peki abi, şey olmuyor mu? Mesela parçaya zam geldi, evet. Müşteri gelip bunu da sizden... Bunun parça zam gelmesi sizin elinizde olan yani bir şey değil. Şöyle, parça zam geldi tabi o bizim elimizde değil, onu biz izah ediyoruz durumunu. Parçanın tabi orijinali var, yan sahnesi var. Abim benim, yan sahnesi bu, orijinal fiyatı bu. Abi bize ne tak derse onu takıyoruz. Genelde yan sahne tak diyorlar çünkü. Yani adamın maddiyeti ona yetiyor. Gücü ona yetiyor, onu taktırıyor. Örnek veriyorum, orijinal malzeme 10 sene gidecekse o da 5 sene gidiyor, işini görüyor. Ha 5 sene sonra Allah kerim diyor ya da 3 sene sonra Allah kerim diyor. O şekilde müşterilerimize yola devam ediyoruz. Peki abi, son olarak sanayinin sorunları nedir sizce? Sanayinin sorunları ilk başta çırak sorunumuz var. Tabii ki haliyle önceki çıraklar yetişmiyor. Elemanlar geliyor. İki elemanı bağırdığın, çağırdığın zaman evine çekip gidiyor. Ondan sonra ana baba diyor ki tamam oğlum diyeceğim, sen gelme, gitme, boş ver diyorlar. Ondan sonra yanlış yapıyorlar. Yani bu şekilde olması çok yanlış. Niye sen oğlunu zanaata vereceksin ki, işini öğrenecek ki? Yani evlendiği zaman çoluğuna çocuğuna karısına bakabilirsin. Öbür türlü çocuğu serbest bıraktığın zaman hani görüyoruz ya, hırsız oluyor ya bir şey oluyor. Hiç gerek yok böyle şeylere. Oğlunuzu güzel bir zanaata verebilirsiniz. Yani bu tamirci olabilir, berber olabilir, yani başka bir şey olabilir. Yani bir şeyler verin, yetişsin. Hani okumayacaksa en azından meslek sahibi olsun, eline altın bileziğini alsın. Altın bileziği her zaman para. Bozur bozur harca. Peki abi, son olarak söylemek istediğin bir şey var mı? Son olarak söylemek istediğim bir şey bu kadar, yeterli sanırım ya. Tanıttığınız için çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. İşiniz gücünüz razı olsun. Mobilya denilince ilk akla gelen tabii ki Kasapoğlu Mobilya. Haftanın fırsatını sakın kaçırmayın. Bilgi için sizi de mağazamıza bir çayımızı içmeye bekliyoruz.